6 yaşındaki çocuk istismarı ve ikiyüzlülük. Yaklaşık bir haftadır yoğun bir şekilde 6 yaşındayken gelin yapılan ve böylelikle cinsel istismara uğradığı iddia edilen, şimdi 24 yaşına gelmiş bir gencin yaşadıkları tartışılıyor. Henüz 6 yaşındayken 29 yaşındaki bir tarikat mensubuyla imam nikahı kıyılarak evlendirildiği iddiası kamuoyundan çok büyük tepki aldı. Kızın babası, annesi, abisi, kız kardeşleri olayı inkar ediyor ama 6 yaşında evlendirildiği iddia edilen kişinin yargıya intikal eden ifadelerinde ve yargıya sunulan ses kaydının çözümünde olaylar inkarların tam aksini gösteriyor. 6 yaşındaki bir çocuğun evlendirilmek suretiyle cinsel istismara uğramasının gerçek olmasını bırakın, böyle bir olayın tartışılması bile inanın çürümenin dehşet boyutudur. Böyle bir olay gerçekleştiyse 6 yaşındaki bir çocuğa dokunan, dokunduran, dokunmaya aracı olan kim varsa gerçekten yanmalıdır. Çünkü böyle ahlaksızlık, böyle bir sapıklık, böyle bir sapkınlık asla cezasız kalmamalıdır. Yargı bu olayın her yönünü aydınlatmalıdır. Böyle bir dehşet olayı yargı enine boyuna netleştirmeden savunan kişilerde bu olayı sırf iktidara tarikat üzerinden vurmak için istismar eden kişilerde yanlış bir tutum içindedir. Böyle bir olayı savunuyor gözüküp İslam'a saldırıyorlar, tarikatlara saldırıyorlar duruşunda bulunanlar aslında bu yolu kendileri açmaktadır. 6 yaşındaki bir çocuk bu muameleyi yaşadıysa bunun hiçbir dinde, imanda, vicdanda, merhamette, hukukta savunulacak bir yönü yoktur. İslam düşmanı fırsat ararken niye malzeme veriyorsun? Böyle bir dehşet iddia varsa buna karşı yargı bu olayın her yönünü aydınlatmalı dememiz gerekirken niçin savunma refleksi adına hikayeler yazıyorsunuz? Hele bazı sözde din hocaların abuk sabuk değerlendirmeleri yok mu? Onların yaptığı sanki İslam dini bu gibi hallere müsaade ediyor, izlenimi vermeye çalışmaktadır. Bu durum İslam düşmanlarının eline fırsattan başka ne veriyor? Elbette CHP ve kuyrukları bu meselede bir hassasiyet taşıdığı için değil, buradan siyasi bir istismar yaratabilme adına feryat ediyor. LGBT'yi, Türk aile yapısını bozuyor mu sorusuna, hayır efendim ilgisi yok, Türk aile yapısını niye bozsun şeklinde cevap veren Kemal Kılıçdaroğlu'nun avanesi ve kuyrukları, 6 yaşındaki çocuğun istismar iddiası karşısında bu dünyada en son konuşacak kişilerdir. HDP aracılığıyla Kandil'e kaçırılan 4-5-6 yaşındaki çocukların terörist başı Murat Karayılan ve diğer terörist başlarıyla pozlarına zerre tepki göstermeyen zihniyetin 6 yaşındaki çocuğun istismar edildiği iddiası karşısındaki feryat ve figanları ikiyüzlülükten başka bir şey değildir. O çocuklar kaçırılıp terörist yapılmıyor mu? Onlar tecavüze uğramıyor mu? Onlar uyuşturucu kullanmaya alıştırılmıyor mu? HDP ve terörist Demirtaş'ın 6 yaşındaki çocuk üzerinden nutuk atma alçaklığı, Kandil'e kaçırdıkları çocuklar tartışmanın üzerine örtmek amacı taşımaktadır. HDP'nin ortağı PKK'nın yoldaşı, CHP'nin yaptığı da bu propagandaya yardımcı olmak gayretidir. Kemal Kılıçdaroğlu niçin çocukları HDP tarafından kaçırılmış anne ve babalara bir gün olsun destek açıklaması yapmıyor? CHP ile aynı düşünüyoruz diyen terörist başı Murat Karayılan'ın yanında elini tuttuğu terörist kıyafeti giydirilmiş çocuk 6 yaşından da küçük. 6 yaşındaki çocuk üzerinden yaygara ve istismar malzemesi yaratanlar var mı bu konuya diyeceğiniz bir söz. CHP'nin istifa etmek durumunda kalan bir milletvekilinin kendi arkadaşının erkek çocuğuyla karıştığı istismar olayı niçin hiç gündem olmamıştı? Çünkü dertleri hassasiyet taşımaları değil. Bir olay olsa da konuyu siyasi istismara çevirsek fırsatçılığıdır. Çocuklara dokunan kim olursa olsun yanmalıdır. Hiç kimse bu olaylara dini, siyasi, ideolojik zırh yaratmamalıdır. Yıldıray Çiçek, Türk Gün.